Merhaba, haydi uygun fiyatlı bir hava temizleyici yapalım. İnce kontraplak gibi bir malzeme olsun. Daha sonra da kare veya dikdörtgen bir kutu yapalım. Japon kullanmak en basit yöntem. Filtreyi hazır almak en iyisi heba filtre olsun özellikle. Bu süpürgelerde kullanılan karbonlu bir heba filtre. Hem toz hem koku için. Daha sonra da filtreyi yerleştireceğimiz yeri tam filtre boyunda kesiyoruz. Hiç boşluk olmasın, hava filtre yerine oradan geçer. Arkası karbon elyaflı. Ben maket bıçağı kullandım, çizerek kırdım. Daha sonra da kestiğimiz yere oturtturuyoruz. Kenarlarda boşluk kalırsa da kalmasa da soğuk silikon sürelim. Japon yapıştırıcısı ile kenarları birleştirelim. Kenarlarda boşluk kalırsa yine aynı şekilde soğuk silikonla doldurabiliriz. Damlatmayın, zor çıkıyor. Köşe kısımları birbirini tutsun. Düzgün kesim yapmaya dikkat edelim. Varsa gönyeli bir testere ile kesmek daha mantıklı. Kullandığım fan Saryangoz 12 volt ile çalışıyor. Daha güçlü olduğu için bunu seçtim. Çok güçlü olursa da çok ses yapar. Bunda en önemli şey de biraz da ses aslında. Çok gürültülü olursa rahatsız eder. Farklı tiple fanlarda tercih edebilirsiniz. Fanın artı ve eksi kablolarına dikkat ederek kablolarını uzatıyorum. Kutunun uygun bir yerine yerleştirelim. Hava filtreden girip fanın içinden uç kısımdan dışarıya çıkacak. Fanı da ister vida ister yapıştırıcı ya da vida ile tutturalım. Açıp kapatmak için bir anahtar kullanalım. Anahtarı uygun bir kısma yerleştirelim. yaklaşık 2 metre bir kablo kullanalım. Bir düğüm atalım ki çıkmasın. Hız kontrolü için bir devre yapalım. En basit yöntemiyle Leme 317 ve pot kullanacağız. Potansiyometrenin piyasada çeşitleri mevcut. Ben ilk başta bunu kullanmayı tercih etmiştim ama montaj zor olduğu için vazgeçtim. Devreyi doğru bir şekilde lehimleyerek oluşturalım. Orta kısmı aslında 100 ila 200 civarında direnç bağlanması gerekiyor. Karışık gelirse videonun sonunda detaylı açıklamalar var. Devrenin bağlantısı. Giriş ve çıkışlara kablo ekleyerek uzatalım. Artılar kırmızı, eksiler beyaz. Leme 317'ye alüminyum bir soğucu ekleyelim. Isınıyor çok ısınırsa yanar. Eğer böyle bir pot kullanacaksanız ayar düğmesi gerekiyor. Herhangi uygun bir malzemeden uydurma yapabilirsiniz. Uygun bir yerden delelim. Arka kısımdan tutturmak için bir destek yapalım. Kablo bağlantılarını artı ve eksiye giriş çıkışlara dikkat ederek bağlayalım. Artı kablo ilk önce anahtara gelsin. Anahtardan çıkan artı kablo daha sonra Leme317'nin girişine. Bütün eksileri birleştirelim. artı giriş ve çıkışlarını bağlayalım. İzole bantla ek yerlerini bantlayalım. tek yerlerini de lehinleyebiliriz daha sağlam olur. Çalışma testi yapalım. Artık bitiyor. Havanın çıkış deliğini fana göre keselim. O kısmı da silikonla boşluk kısımları dolduralım. Genel amaçlı şeffaf silikon daha iyi. Herhangi bir arıza durumunda kapağı açmak için bu şekilde yapalım. Tahta ve benzeri bir malzemeyi köşelere yapıştıralım. Dışarıdan vida atarak kapağı kapatalım. Bu kısımlara da soğuk silikon sürmeyi unutmayalım. Bir de atılmayıp da sabit de yapılabilir. Sonuçta filtre bayağı büyük çıkarıp da oradan da müdahale edilir. Ben maliyet açısından elimde olan trafoyu kullanmak istedim. Ama trafonun gücü yeterli gelmedi. Sizin elinizde varsa kullanabilirsiniz veya adaptör en güzeli trafo 220 voltu 12 voltluk düşürecek. Trafonun giriş ve çıkışlarını bağladıktan sonra köprü diyot bağlayalım. Köprü diyot ve yüksek mikrofaratta bir kondansatör doğru akıma çevirecektir. Son hali bu şekilde üzerine kaplama yapabilirsiniz. Ben duvarlarda kullanılan kaplamadan kullandım. Bir de yaklaşık 500 direnç ve yardımıyla gösterge yaptım. Buradan hızını ve sesi ayarlayabileceğiz. Devre bağlantıları 12 volt salyan goz fan siyah eksil, sarı artı. Karbonlu HEPA filtre çeşitleri çok üzerine ön filtre için ıslak mendil koyulabilir. Kullandığım fan özellikleri cefeme değeri yüksek olsun hava akışı için. Devre bağlantısı Leme 317 voltaj düşürme devresi. Hazır regülatörlerde var tercih edebilirsiniz. 2 amper adaptör olsun ben bundan kullandığım içine ya da dışına koyulabilir. Fak çeşitleri. Adaptörlerin hazır kademeli olanları da var en basit yöntemi. Kutuya monte için bu iyi. Hassas ayar için bundan kullansanız iyi olur ben bulamadım. Benzer videolar ve destek için lütfen abone olalım.